Esad, YPG'ye özerklik verecek bomba iddiayı Rus basını yazdı. Rus basını, Ankara'nın terör örgütü saydığı, Amerika Birleşik Devletleri destekli YPG'nin İdlib operasyonunda Esed güçlerine destek vermesi durumunda Şam'la diyalog halindeki örgütü, kontrol ettiği bölgelerde, özerklik statüsü, verilmesinin gündemde olduğunu iddia etti. Suriye Savaşı'nın yeni gerilim noktası olan İdlib'de sahadaki tüm güçler askeri hareketliliğini artırıyor. Rus basını, Ankara'nın terör örgütü saydığı, Amerika Birleşik Devletleri destekli YPG'nin de harekata destek vermesi halinde, Şam'la diyalog halindeki örgütü, kontrol ettiği bölgelerde, özerklik statüsü, verilmesinin gündemde olduğunu iddia etti. Öte yandan Rusya'nın olası Suriye ordusu operasyonu için Türkiye'yi iknaya çalıştığı belirtiliyor. Suriye ordusunun, Rusya ve İran'ın desteğiyle ülkenin çoğu bölgesinde hakimiyeti yeniden sağlamasının ardından hedefe koyduğu Türkiye sınırı yakınındaki İdlib'e yönelik olası operasyon için tartışmalar sürüyor. Temizlenmesi gereken bir iltihap. Rusya, Nusra bağlantılı militanların yanı sıra Türkiye'nin de desteklediği silahlı muhalif grupların etkinliğindeki İdlib'e yönelik ordu operasyonundan yana tavrını dün bir kez daha vurguladı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İdlib'deki cihatçıları, temizlenmesi gereken bir iltihap olarak nitelendirdi, teröristler sivilleri canlı kalkan olarak kullanıyor, dedi. Rusya havadan ve karadan destek verecek, Rus İzvestiya gazetesi ise Suriye ordusunun planladığı İdlib operasyonuna İran ve Rusya'nın destek vereceği görüşlerini yineledi. Rusya'nın operasyona havadan ve deniz filosundaki füzeleri kullanarak katılacağı, İran'ın ise milis güçleriyle destek vereceği savunuldu. Özerklik statüsü verilebilir, haberde, Türkiye ikna edilmeye çalışılıyor, denildi. Ankara'nın terör örgütü saydığı, Amerika Birleşik Devletleri destekli YPG'nin de harekata destek vermesi halinde, Şam'la diyalog halindeki örgütü, kontrol ettiği bölgelerde, özerklik statüsü, verilmesinin gündemde, olduğu iddiası da aktarıldı. Afrin'de GÖRÜŞEÜLÜYÖRE, bu arada, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Astana süreci müttefikleri İran ve Türkiye'nin yanı sıra Suriye hükümeti ve muhaliflerle de İdlib'in ve Afrin'in geleceğine ilişkin görüşmeler yaptıklarını söyledi.